Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavramanın 17. testindeyiz. Bitkilerde madde taşıması ile alakalı ikinci testimizi çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz ne diyor bize? Bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşıması ile ilgili X etkeni araştıran bir öğrenci yukarıdaki deney düzenini hazırlamıştır. X etkeni sayesinde bitki kökünün suyu almasıyla cıva cam boru yükselmiştir diyor. Evet bu X etkeninin ne olduğunu bulmamızı istiyor bizden. Bu deneydeki x etkeniyle ilgili olarak hangileri doğru değildir demiş bize. Bakalım gençler. x kök basıncı olabilir mi? Olabilir mantıklı çünkü bak kesilmiş kök bir etkisini koymuş buraya. Evet yukarıya doğru vermiş. Olabilir mi mantıklı? Kökte mineral maddeler ve depolanmış nişastanın hidrozizi ile oluşan glikozlar biriktirerek X yükseltilir. Şimdi genç arkadaşlar X e, buradaki kök basıncının oluşabilmesi için kökteki ozmotik basıncının topraktan yüksek olması lazım. Ozmotik basıncı da çözülen madde miktarı ile doğru orantılı olarak artar. Bu da nedir? Mineral maddeler olabilir ya da nişastayı parçalarsanız glikoz oluşur. Glikoz da suda çözüldüğü için ozmotik basıncı pozitif yönde etkiler ve X dediğiniz kök basıncı artmış olur. Bu da mantıklı bir ifadedir. X'in oluşması için emici tüylerdeki ozmotik basıncın toprağın ozmotik basıncından daha düşük olması gerekir demiş. Tam tersi ifade olacak gençler. X daha düşük olmaz. Daha yüksek olması gerekiyor. Niye biliyoruz? Biz su ozmotik basıncı yüksek olduğu yere doğru her zaman hareket eder. O zaman köke doğru suyun gelmesini istiyorsanız kök ozmotik basıncının toprak ozmotik basıncından yüksek olması lazım. Düşük değil yüksek olması lazım. Üç ifadesi yanlıştır. O zaman doğru cevabımız C olacak gençler. Hemen yola devam ediyorum. İkinci soru bize diyor ki bitkilerde fotosentezde oluşan besinlerin üretildiği hücrelere kaynak hücre. Bu hücrelerin folyam ile taşınarak depo edildiği hücreler ise havuz denir diyor. Buna göre kökte buna göre bitkilerde organlardan hangileri havuz yani taşınacağı depo edileceği yer olarak bulunabilir. Kökte bir depo olabilir mi? Olabilir gençler. Gövde olabilir mi? Evet. Meyve olabilir mi? Evet olabilir. Bunların üçü de fotosentezde üretilen ürünlerin depo edilebileceği yani havuz dediğimiz hücre gruplarını taşıyabilirler gençler. O zaman Üçü de birlikte diyorum. E şıkkını işaretliyorum. Yola devam. Geldik 3. soruya. Bitkilerin madde iletiminden sorumlu olan doku çeşitleri verilmiş. Tablo incelediğinde numaralı özellikler hangilerine yanlışlık yapılmıştır? Bakın. Madde taşıma hızı kısılemde yavaş, fluyemde hızlı demiş. Tam tersi olacak değil mi genç arkadaşlar? ksilemde hızlı olacak, fluyemde yavaş olacak. Birinci ifade yanlış. Madde taşıma yönü Kısılemde kökten evet yaprağa doğru su ve mineralleri alıyor yaprağa taşıyor. Flüemde ise iki tarafa doğru taşınma var. Doğru da çift yönlü taşıma flüemde. Kısılemde de tek yönlüydü. İki doğru. 3'e bakıyoruz. Litümden sorumlu olan yapılar. Kısılemde arkadaş hücreleri. Fulyemde trakeyi ve trake. Tam tersi olacak değil mi? Birbirleri değişecekler. Kısılemde trake, ve trakeyler. arkadaş hücreleri ve kalburlu borular olacak gençler. Bu ifade de yanlış oldu. Bize yanlış olanları söylüyor. Değil mi? Yanlışlık yapıldığını söylüyor. 1 ve 3 yanlış gençler. O zaman D şıkkını işaretliyorum. 3. abı da D olunmuş oldu gençler. O zaman yola devam. Geldik 4'e. De Sömük borlarındaki madde taşınma aşağı şematize edilmiş. Buna göre e, şekil incelendiğinde yorumlardan hangileri yapılabilir demiş. Burada ne oluyor? Kaynak hücrelerindeki maddeler direkt olarak flüye aktarılıyor? Kalburlu borular sonra kısılemden su çekiyor. Burada oluşan basınçlar su basıncıyla gençler maddeler kalburlu borlarda aşağıya doğru taşınıyor. Köke doğru geliyor. Kökte de yine tersi istikamette kısileme su verildiği için e, buradaki maddelerin değişimleri de sağlanmış oluyor hangileri yapılabilir demiş. Flüemdeki ozmotik basıncın artması kısilemden flüema doğru su basıncını artırır demiş. Doğrudur. Buradaki basınç yani ozmotik basınç yükseldiğindeki ne ile yükseliyor? Kaynak hücrelerindeki maddeler aktif taşıma ile genç arkadaşlar bu kalburlu borlara veriliyor. Kalburlu borlardaki OB yükseldiğinde kısilemden su çekiliyor ve burada su basıncı da aşağıya doğru taşıma gerçekleşiyor. Flüemdeki ozmotik basıncın azalması kısileme doğru su geçişine neden olur demiş. Evet doğru aşağıdakini ifade ediyor. Köktekini ifade ediyor bize. Kaynak yücelerine fluem'e madde geçişi aktif e, yöntemlerle. floemden havuz hücresine madde geçişi pasif yöntemlerle olur demiş. Yanlış. İkisi de aktif taşıma ile olacak genç arkadaşlar. İkisinde de ATP harcanımı gerçekleşecek. Mecburen bunların olması şu gençler. O zaman B şıkkı diye işaretliyorum. 1 ve 2 diyorum. Şurayı yanlış işaretlemişim. Ya. Yani pasif diyorum. Şurayı işaretlemesini yanlış yapmışım. Yola devam. Sıkıntı yok yani. 5 numara. Yukarıdaki şekilde gösterilen genç bitki. Gençin altını çiziyorum. Niye? Çünkü hemen şurada şu arkadaşa peridem diyebilirsin ama bu adam nedir? Epidermis olacak değil mi? Epidermis olması lazım. Niye? Genç dedi bana. Hemen altında ne var? Şu tabaka korteks tabakası bulunacak değil mi? Burada parankimadan işte e, oluşmuş olan hücre kitlesi. Şurada ne var? D'yi gördüm. Kambiyum o. Vasküler kambiyum burada. Kambiyum dışa doğru fluyemi oluşturuyor. O zaman şu adam fluyemdir. İçe doğru da kısilemi oluşturuyor. Şu da kısilemdir. O zaman hangileri doğru olur demiş. A mantarlaşmış kabuk bölgesidir. Yanlış. Genç olduğu için epidermis olacak. B'deki hücrelerin tamamı cansızdır. Yanlış. Parankim hücreleri canlı. C organik besin monomerlerin taşımasında görev alır demiş. C'ye bakıyoruz. Yanlış değil mi? Kısılem su ve mineral taşıyacak. D sonradan bölünme özelliği kazanmış hücrelerden oluşur. D doğru değil mi? Kambiyum dediğimiz neydi? Parenkimya hücrelerinin tekrardan bölünme özelliği kazanmasıyla sekonder meristem dediğimiz hücre kitlesini oluşturuyorlardı. D doğru. E topraktan alınan su ve minerallerin yapraklara taşınmasından sorumludur demiş. Yanlış olmuş değil mi? Topraktan alınan su ve mineral maddeyi taşıyan kim? Kısılama olacak. İfade yanlış. O zaman 5. abı da D olmuş oldu arkadaşlar. Geçtik 6. soruya. Bitkilerde organik maddelerin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre aşağıdaki yollardan hangisi dördüncü? Dördüncü sırayı bize sormuş. Az önce ufaktan bir anlatmıştık onu. Tekrardan da buraya çizebiliriz onu. Şurası fulyem olsun. Fulyemdeki arkadaş hücreleri olsun genç arkadaşlar. Üretilen kaynak hücrelerindeki maddeler özellikle sakkoroz yani sukroz üzerinden anlatılır bu. Bu maddeler ATP kullanılarak aktif taşıma ile direkt olarak kalbur borlu hücrelerine verir. Buradaki ozmotik basınç çok yükseldiğinden dolayı kısılemden şurası kısilem olsun. Kısılemden buraya su geçişi olur. Geçtiği zaman su burada da ciddi bir basınç oluşur. Oluşan basınçla basınç akış teorisi dediği yöntem bu işte aşağıya doğru su taşınır. Taşındıktan sonra genç arkadaşlar tekrar aynı mantık ile buradan ATP kullanılarak yine organik sakkaroz bu tarafa geçiş yapar. Bu taraf dediğim nedir? Fulem'dir. Şu tarafa doğru daha doğrusu kaynak hücresinden getirip havuz hücresine doğru, havuza doğru depoya gidileceği yere doğru gönderiliyor. Buradan da tekrardan da su kısileme geçiyor. Niye? Ozmatik basınç burada düşmüş oluyor. Çünkü sakkarozunu almış oluyoruz. Şimdi bunun bize dördüncü sıralamasını soruyor. Hepsini tek tek okumamız lazım genç arkadaşlar. Dördüncüsü bulmamız lazım. Bu okuyalım. Karburlu borlarda ozmatik basınç artar. Kısilemle karburlu borular arasında derişim farkı ortaya çıkar. Bu bir dursun. Şekerler karburlu borlardan aktif taşımayla havuz bölgesine doğru aktarılır demiş. Sanki bu biri olabilirmiş gibi geldi. Çekilen suyun yarattığı basınç sayesinde öz suyu su basıncının daha düşük olduğu kaburlu bol bölgesine doğru açık yapar. Kaynaklarda bulunan şekerler arkadaş hücrelerine aktif taşıma ile aktarılır. Kaynaklarda evet bak bulunan şekerler arkadaş hücrelerine aktif taşı. sanki bu bir. Bu hücrelerden gelen glikoz ATP parçanın kaburlu borlara gönderilir. Kısılemden ozmoz ile su kaburlu borlara geçer. Bu da iki gibi geliyor bana. Bir bu ise iki bu. Geçti. Başka ne diyor? Kablo ve ozmotik basınç artar. Kısılamadan kavgurlu borular arasında değişim farkı ortaya çıkar. He, bu şu ikiymiş pardon. İki bu. Sonra da e, şu 3 olacak. Bu da 3 olması lazım. Şimdi şu B ile C arasına gidip geliyorum. Şekerler kavgurlu borlardan aktif taşıma ile havuz hücrelerine mi aktarılır diyeceğim. Çekilen suyun yarattığı basınç sayesinde flüem o suyu su basıncının daha düşük olduğu kavgurlu boru. Evet şu arkadaş 4 olacak genç arkadaşlar. Şu aşağıya doğru taşıyacağız. Bu da 5 olacak. O zaman cevabımız ne olacak bizim? C olacak. 6'nın cevabı C olmuş oldu arkadaşlar. Yola devam. Yukarıdaki olaylardan hangileri stomanın açılmasına neden olur? Şimdi genç arkadaşlar stomanın açılması açılma diye şuraya not alayım. Monomer madde miktarının artışına bakar. Monomer madde miktarını artırdığınız zaman stoma açılır. Monomer maddeyi neyle artırırsan artır. Nişasta sentezlersen artmaz. Karbondioksit miktarının artması ortamı asit yapar asit kapatır. Komşu potasyum. Evet potasyum getirirsen genç arkadaşlar monomer madde artırmış olursun. Düz mantık öyle düşüneceğiz. Artırmaya sebep ol. Fotosentez gerçekleşir. Fotosentez gerçekleşirse ne olur? Ne üretirsin? Glikoz üretirsin. Üretirsen glikozu monomer madde artar. O zaman da açılmaya sebep olur. O zaman cevabım da ne olur benim? E eşik olmuş olur 7 için. Geldik 8'e. Üç farklı bitkiye ait yapraktaki stomaların konumu verilmiş. Şimdi bir de stomalar yaprak epidermisinin üstünde verilmiş. 2'de de hafif altında gibi vermiş. 3 de de ortada verilmiş. Buna göre stomaların konumları dikkate alındığında ilgili bitkinin yaşadığı ortamdaki su miktarını çoktan azı doğru verelim. Su miktarı 1'de en fazla olacak değil mi? Üste çünkü. Sonra ee, 3 de olacak. Niye? Tam ortada. 2 de de altta. Altta ise gizliyor demek ki suyu çok azdır diyeceğiz. Şu da 2 olacak. 1, 3, 2 şeklinde olacak. 1, 3, 2 mantığını söylüyorum. Bir de yukarıda olduğu için stomalar fazla terleme yapabilirler. E, 3'te ise e, iyiden iyi ortaya doğru çekmiş adam. Su kaybetmeyi çok istemiyor. 2'de ise hiç hiç istemiyor. Yani de iyi alta doğru gömmeye başlamış. O yüzden 1, 3, 2 şeklinde verdik gençler. Geldik 9'a stomalarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Bitkide gaz değişiminden sorumludur. Doğrudur değil mi? Gerçi arkadaşlar açılıp kapanıyor. Karbondioksit ve de, oksijen değişimini de sağlıyor. Aynı zamanda da terlemeyle de su buharı atıyor. Kurak ortam bitkilerine yaprağın yüzeyinde bulunur. Yüzeyinde bulunmaz değil mi? Derinliklerinde bulunur. İfade yanlış olmuş. Kök hücrelerine oksijen ulaşmasına görev alır. Öyle bir etkisi yok. Sadece kendi yaprak hücrelerinin işte oksijen karbondioksit değişimini sağlıyor. Kök hücrelerine oksijen yukarıdan aşağıya gaz taşınması gerçekleşmiyor. Doğrudur sormuş. 9. cevabı da A olacak gençler. Geldik son sorumuza. 10 numara. Kemirgen memeli hayvanlar ya da diğer fiziksel etmenler bitkideki fulyam dokusuna zarar verirse. Evet. Fulyam ortadan kalkarsa ne olur? Fulyam ortadan kalkarsa genç arkadaşlar hikaye şöyle. Aşağıya doğru organik madde taşınamaz. Aşağı dediğim nedir? Kök. Kökte organik madde olmazsa o zaman kökler ölür. Öldüyse kökler dışarıdan su ve mineral madde alamazlar. Alamadıkları bu su ve mineral maddeyi yaprağa taşıyamazlar ve yaprakta da haliyle fotosentez olmaz. Fotosentez yoksa da belli bir zaman sonra yapraklar kurur ve bitkinin kendi de kurur zaten. Hikaye bu. Hangisi gerçekleşmez diyor. Yaprakları fotosentez yapmaya devam ederek canlılığını sürekli korur. Sürekli koruyabilir mi? Koruyamaz az önce ifade ettim. Yanlış. Bak diğerlerine bakalım. Kök hücrelerinin ölmesiyle topraktan su ve mineral alımı durur. Çok doğru. Kolosen gerilim teorisi gerçekleşmemeye başlar. Yavaş yavaş duracak zaten. Yani aşağıdan sen e, madde alamazsan yukarıya doğru madde taşıyamayacaksın. Önce kök hücreleri sonra yapraklar ölür. Aynen öyle. Bitki kökleri gövde yapraklardan gerekli organik maddeleri alamazlar. Alamayacaklar. Zaten e, fulyemi ortadan kaldırdığın için bu ifade de gidecek. Evet genç arkadaşlar onun cevabı da A olmuş oldu. Kazanın kavramını 17. testinde burada bitirmiş olduk. Kendinize çok çok dikkat edin. Bana da haydi eyvallah.